Abi. Call me Linka. Çok da şık bu arada bunun olsun. Canımsın. En iyi haber misin? Bu oyunda güzel bir oyuna benziyor bu arada. Bu ne? Kontrolör oynayabiliyor muyum? Aa, yok. Twitch entegrasyonu var bu oyunun. Ha, settings. Ha. Önümüz kifte çok aşola olayı abone için canımsın. En iyi abone misin? Get token dedim, hiçbir şey olmadı. Ha, oldu. Abonenin isimlerini kullanacakmışız. Okey. Bu kapıya gidelim. Okey. Ne? Aa, ileri. Biri niye yumruk atıyor sadece? Allah'ım, biri sadece yumruk atıyor. Ya Rabbim, yardımcı olun çocuk. Öldü. Param kaç? Nerede görüyorum paramı? Bum param. Food. Bum param. Token. Bir tane daha insan alayım. Okey, aldım. Dın 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 dın. Aa, yaşasın, domates gelmiş. Bu kim? Nikolay. Bunlar tabi normal insanlar. Bu kim? Enes. Sen biraz geride kal. Fight. Oh fuck. Biri tek yedi bu arada. Ey, yaşasın, domates de öldü. Vampirizm. Hail. Okay. Mutasyonum varmış. Okey, tamam. Yaşın domates, geçmiş olsun. Aynen, tankla tankla tankla. Hallettin, hallettin. Yanıyorsun lan. Küri. Enes yanıyor. Enes. Cameron abi, çok iyi dinleyici için. Kavajar hem 5. ay canımsın. En yavremsin. Alt bas. Alta niye basayım? Aa, böyle bir şey varmış. Abi adam ölmüyor. Abi biz öldük abi. Abi öldük abi. Biri daha öldü. Lan savaşın. Lan. Enes. Öldü. Aa, tamam. Bu neymiş? Spin the wheel. Fuck yeah. Aa, kazandım. Panik mutasyonu kazanmışım. Neymiş o? Anlıyorum. Tamam. Heavy ball alalım. Buyurun. Bir tane daha insan alalım. Sword, buyurun. Bir tane daha insan alalım. Buyurun. Tam param yetiyor ha. Buyurun. Hayırlı olsun vatana, millete. Mio niye çok yapalım, 11 milyar milyon canımsın. En iyi haber, hoş geldin. Şimdi bir dakika, isimler ne? Rispin Sanchez gelmiş.
Sapsalay gelmiş. Eskici gelmiş. Utolian gelmiş. Kalkanımız yok. Amerikan hop biri öldü. Biri daha öldü. Eskici ölmüş abi. Oo be, kalkan. Al. Acil ver bunu. Bir de birisi de box. Ha, daha böyle şey gibi, TFT gibi aslında. Evet. Keşke kalkanlıyı en önden gönderseydim. Öldü biri. Anla ki. Bir dakika, bu ne? Fast reload. Summon tentacles have range attacks. Sword dance. Bir reroll çekelim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, herkes yerlerini bilsin. Böyle. Let's fucking go. Tankla. Boom. 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 Oh no, herkes çok üzülüyor. Oh no, Kringe. Lan vurun. Tamam, bir kalkanını kaybettik. Bu ne? Food shop. Buy 7 food for... Food ne işimize yarıyor peki? Ama 4 tane veriyor. Bunu alalım. Buy. Bu kötü oldu. Kalkanımız yok. Oh no, bu bok... Boksörü siktiler. Oh no. Bizi teleporterim. Taptan esne yapıyorum. Ha. Tut. No, I can say the little thing is. Okay. Bu ne aradısı? Buraya kadarmış. Evet. Kendinize iyi bakın. Oh no! Vuramıyoruz bile. Hoşça kalın. Bir dakika geliyorum. Hop. Amiko, Vera, Elsa, Natasha. Bunlar sanki bizden değil. Zen Türkiye çok çok 12. için burada canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. DC fandomu yayında izleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Yok, food almayacağım. Natasha burada mı? Aferin kalkanı. Kedvin çok çok 32 milyar milyon için canımsın. En iyi haberimsin. Ölme! Aha bu ne? Bunu alayım. Aldım. Al abi. Bu ne oldu? 2. Blue dot. Okey. Böyle yapalım o zaman. Aç. Niye açamadık? 3 tane var.
farklı olması mı lazım? Anla ki büyük şanssızlık. Bir dakika, bir şeye bakacaktım. Adamlara can nasıl basabilirim? Bunun canı yok. Tevfik ona çok da 5. yaşın canımsın. En iyi healer lazım. Yemek yesin ya. Yeni fragmanları izleriz, o ayrı. Canlı izleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Şimdi bu çünkü tek yiyecek direkt. 7. Anla 2. Spike'e Trovers return fitlerimiz back to enemy. Alırım. Beleştiğim zaten. Aa, teleporter room. Dönücük abone ol. Sen biraz daha öne git. Allah 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 Allah. Bunlar Trover değil mi? Shooter bunlar. Senin canın nasıl? Sen ölmüşsün. Allah belanı vermiş senin. Mage. Trickster. Fencers. Bir reroll atmamız var mı? İki insan alalım, reroll atalım. Buff Tower. Tamam, sen buffçı ol. Rabbit'ine ha, bir reroll daha atalım. Bir healer miller buluruz. Aa, Trover ha, yok. Kultist. Çuhul çağırıyor. Gel bakayım. Healer. Ay, tank. Tamam, oldu oldu oldu. Bu da boss fight. Büyük ihtimal elimize verecek şimdi. Let's fucking go! Dayan! Survive! Let's go! Orada biri öldü ama. Nice. Okay, healer bulduk. Aha. Hayır. Neyse, kadar kalkan alalım. Hayır, bundan alacaktım yine de. Cameron Hart gelmiş. Melian W gelmiş. Vera. Natasha bunlar. Regulus gelmiş. Led gelmiş. Dilute and Shine Nature Vert gelmiş. Pisagor gelmiş bir de. Bunlar buna. Oh no! Kringe! Mob oylaması başladı mı Minecraft'ta? Bir dakika. But choose your favorite and go vote for it now. Nereden? Yes, that's right. The poll is now open. Yes. To cast your vote, make sure you're logged into your Twitter account. Go to the Minecraft Golem. Twitter account and find the Let's fucking go. Choices. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. Zeyf, çok da 5. açın, 7. açın canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Benim bu ya. Greetings. My name is Narrator and I'm the star of the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today? No. How do you spell Minecraft? What even Yo, is Alice? These are just some of the questions. Ya bu geri zekalılar eleyin dümdüz diamond atınca diamond mine'layacağını sanıyor. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Do you think making a video game is the Allah'ınızdan bulun. No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in series 3. Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible members of the Minecraft community. They asked me to appear on it,
but I was too busy being young. Ya yok mu Twitter, bu Twitter botu bilen basan millet. Okay. Abidik kubidik şeylere basıyoruz. So much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. Are you sure that's the right footage? Finally, this is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month, we... We're out of time. Bye! No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft life, kaybettik everyone. Kaybettik. No! Don't forget to subscribe to the channel and evet. Only watch my... Yani insanlar alaya diamond verince 10 tane diamond getireceğini zannediyor. Yemin ediyorum kaybediyoruz. Bunlara kaybediyoruz yahu. Ya bu nasıl mümkün olabilir ya? Sandıkları takip etmeyin. To talk all about Minecraft Dungeons. Hi Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes. O zaman Final Fantasy mi başlıyorsun? Light Lich'teyiz. And that means that I get to decide a lot of. Vart VSS çok teşekkür bu da bunun canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently and oh, you've yeah. recently had a couple of really cool releases. Yeah. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam. And I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway and I read the reviews. And That's yeah. That's dangerous. Yeah, it was, but it was so positive. It was so full of excitement and love for the game and yeah, we were so proud. Cidden Pillager'la benim oyun bir mi abi? To see how much the community loves it. So, yeah, we were very happy. Yazıklar olsun ya. This week we've released the Spookier Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon steering in your head. I love that one. Yeah, it's lovely. I like. Benim sinirim bozuldu. Kapatıyorum. Oo. Ver. Bu ne? Fighter. Bu ne? Mage. Bizim mage'imiz var mıydı? Yok, reroll. Beğenmedim ya hiçbir şeyi. Başka bir odaydım. Hey, your hero is hungry. Yo değil. Ağlıyor. Ya daha o kadar aç değiller bence, çok ağlamasınlar. Vahşeti şak şak bu arada. Zaten şimdi ölecekleri için çok gerek kalmayacak. Arayalılar abi. Sikildik. Fight'ı otomatik başlatma tuşu ne? F. Dojik bana at Discord'dan. Ulan yemek almaya gelmeyecektim. No. Abi sen bir tık daha geride dursana. Sen burada dur, sen burada dur. Fight. Ya niye aldım?
Oo, kötü adam var var. Aa, nasıl öldü? Ya bunlar nasıl bu kadar öldürebiliyor abi? Neyse, kalkanı. Ay, çok iyi geldi. Buraya geri dönebiliyor muyum? Belki dönerim. Oh no. Oh no. Oh no. Survive. Boss fight'a gidiyoruz. İki adamla. Aynen abi, yaparsınız. Aynen abi, sıkıntı yok abi. Yapıyorsunuz abi. Hallettik abi. Mephisto çok güzel dördüncü için canımsız. Neyle yaptınız, yaptınız. Aynen, ölmüyorsunuz kesinlikle. Ben hatta hiç easy yapmadım. Oh be. Evet, yarın TI finali var. Ay. Sadece bu shop için mi geçerli acaba? Şemonte çok da çok 32 milyar milyon için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. God damn. Map nerede? Ha. Okay. Dece falan Twitch'te izlenebiliyor mu? Bilmiyorum. Baba Nasi çok çok gidici abone ettin. Bilmiyorum, o yüzden izleyemiyorum şu anda. Ama izlenebiliyorsa izleriz daha sonra. Anlarız zaten başlayınca. Lan hayır, vurma! Hayır. Ya bu ne ya? Shooter's Eternal. Oo, tamam, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Okey, hallettik, hallettik, güzel. Aynen. Sen nasıl öldün? Crowley, sen nasıl öldün? Crowley, niye öldün sen? Crowley, niye öldün? Crowley sattın. Crowley sattın. Komple alakası yok ki şu anda. Dümdüz ilk adımda girince sikiliyoruz, yapacak bir şey olmuyor. Aa, boss safa geldik. Mesela şurada komp'un alakası yok. Teleport ettiği anda sıçıyorsun. Tabi komp'tan sıçtığım yerler de var da onlar ayrı. Mr. OG çok da şubada abone olmuş. Canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Oh no, burada mesela benim hatam. Kringi. Bu ne? Almak zorundayım sırf merakımdan. Bunu al ya.
Swarty çok çabuk dördüncü için canımsın. En iyi haber abi sana ekmek fırlatacak herhalde. Nimet değil mi lan o? Abi sen en önden git. Bu Le Baguette arkadan git. Sizin önünden tank olacaksınız. Biz de geriye. Aa dövüşecek bir şey yok. Ortadaki şeyi al, o bedava mutasyon. Nerede ortada? Neyse tam bakarız. Nerede? Bu mutasyon falan değil oğlum. Ha bu a mutasyon var. Ben niye görmemişim bunu? Hadi Allah kazanın Allah'ımız öldü. Erdosko çok teşekkür burada abone olduğun için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Hilder! Hilbas lan! Hilbas! Hilbas niye sen saldırıyorsun? Hilbas sana manyak! Otuz token olurum. Tamam bir şey olmaz ölmeyiz. Paraya ihtiyacımız var. Bu ne? Ha, geleceğiz. DC Fandom izleyip izlemeyeceğimizi daha bilmiyoruz. Bakarız. Büyük ihtimalle izleyemeyiz DMC'den falan ama bakacağız. Hallettik biz de. Tanklayın. Çok damage yiyoruz. Yemeyin. Tek yedik. Lan heal atıyor bu bot. Botu öldürün ilk gerizekalılar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Zamanda geriye gitme. Açlıktan öleceğiz. Oh no, cringe. Ver yemek ver, mama ver. Oh. Alttaki zara basmana gerek yok ya, otomatik değil mi bunlar? Sonuçta işte kaybettik abi sikildik. Oo bu ne? Tokatladı.
Final round. Ha, kapıştırıyorlar mı? Bir daha mı? Your chance to change abi. Minecraft. I know who I'm going to bas vote. Ulan! And I think I can see Jens voting right now. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you. But I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. Adamlar çok güçlü arkadaşlar. Seeing how with Minecraft, the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my fifth grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But çok anyway, güzel. Let's take ya botum ot olan yok mu ya? Used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled. Yo, fark çok. Sikildik abi. Sikildik anla ki. Anlamamak için zor tutuyorum. Oy yeter abi, ikisini de alabiliyorum aslında. Fuck. Neyse şöyle yapacağız. Böyle yaparsak en azından şunu alırız. Ulan bu da iyi yaşıyor ha hala. Gel lan gel geriye, sen iyi yaşadın. Ha. İki tane iki kalkanlı best abi. İki kalkana ihtiyacımız var. Keşke farklı kalkanlar gelse de kullansak ama anla ki. Ah fuck. Şöyle yapalım. Bunları alalım, yanımızda bekletelim. Ya o dur boss'a gidelim. Shop'u upgrade edebiliyorum, farkındayım da şu anda upgrade demek istemiyorum. Aa yemek problemimiz var. Oh no. Hiç fark etmedim onu. Ulan ne vuruyor Allahsız, yemin ediyorum. Zamanda geriye döndük. Aa, ölmedik. Zamanda geriye döndük mutasyondan dolayı. Ulan bak çok güzel silah aldım sana, bir bok yap. İyi vuruyor. Al, en pahalı yemekleri alıyorum size. Bir tane bak bunu aldım. Artık doyun. Gözünüz doysun. Aa yeni update'i mi tanıttılar? Dur bir dakika. Next update is yes. Okay. So bir kapal diye çok çok onu düşünce için canımsın. En iyi benim sana şöyle. The wild update
sounds very, very intriguing. So what does it encompass? So the word wild mainly means like two things for us. So the first thing is like beautiful nature. And the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the wild update, because there's these different parts to it. And we have the first one here, which is our deep dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. DC fandom konusunda emin değilim arkadaşlar, izleyebiliyor muyuz diye bakacağım. We moved the deep dark into this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded. It's gotten bigger, and we really wanted to make sure that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah, we also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have right now, which is the ancient cities. That's awesome. Ama emin değilim. Oh, wow. İzin almamız gerekiyor. Bakarız ya şimdi. Deep Dark Cities. Oh shit. Uf, çok güzelmiş. Ataberk, çok güzel. 2 senedir abone olmuşum orada, canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Memo, çok güzel, dördüncü ay için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Monka Gigo. Git lan buradan. Wow, it's İblis. Like both beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that deep dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the deep dark biome to just be, you know, caves or just skulk spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. And you know, there's this ancient city, and what is it doing? De, we're not going to tell the players. We're just going to let them go throughout. Şunu unutuyorsunuz. See what they come to. And there's even this. Şeyi like, görmedik, Warden var burada. In the middle of every single city, and it's got something interesting about ya, ya arkanızdan bir anda ışıklar kapanıp dup dup really cool. Like it feels like a place you want to explore. Yes, I love that. Minecraft'tan really bu kadar yapmış iyi bu gibi yemin, her şey çok yanmış. Like, çünkü arkadaşlar Minecraft'ın asıl oyuncu kitlesi 9-14 yaş kitlesi. Siz değil. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on a little Skulk family. Yes. A Skulk family. Like, is it that yeah, cozy? Maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. Doğru, biz and one of them actually is something called a Skulk catalyst. And the main thing about the Skulk catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the Skulk catalyst, it actually spreads Skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. So, you know, the Deep Dark, it's kind of overgrown with all these Skulk blocks, so that means that lots of mobs must have died there? Quite a lot, yes. Make it less scary. Oh, and as you can see here, when you mine some of the Skulk blocks, you actually get enchanting points. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a Silk Touch. And then we have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's gonna give that really scary shriek sound that you hear. Right oh now. No! It also gives this darkness effect, so it's like pulsating darkness. You can even see now when you're sneaking and you step on a Skulk sensor, even sneaking, it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute we're going to show you a clip that's a little scarier, but I mean,
Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, what do you imagine? Bu arada o sensörlerle baya şey yapabiliyorsun. O yani o bildiğin sensör aslında. Yani şu anda şey için yapıyorsun da. Şu anda millet hani gameplay'ini, yani oyun içinde gameplay'ini gösteriyor da şey yapabiliyorsun. Yani otomatik giriş sensörü bile yapabiliyorsun teknik olarak, çünkü yürüdüğünde sensör data gönderdiği için o redstone triggerlayabiliyor. It's terrifying. So then, you know, when players out walking and then they activate the shriek and he like that's amazing. Or you just, you do that all around your world and just whenever anyone's visiting I'm not gonna visit your world. Shriekers are just shrieking. We have a question for you. Mm-hmm. Hi, it's Jinjam from Germany, and my question is, what was the inspiration behind the Shrieker? Yeah, I mean, that's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the skulk shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the skulk shrieker activates too many times, the warden will come. Aha, warden. Ha, Warden seni görmüyor. Skulker'ların sesiyle anlayabiliyor. Çok güzel olmuş o. Evet, tamamen sesten anlıyor. Oy, çok güzel olmuş. To thinking that the Skulk family is very adorable and sweet. After seeing that, wow, there is a lot there, Brandon. Definitely a lot to unpack. I mean, the first thing is that the warden actually emerges underground, so that means you know that wardens are kind of in the deep dark, in the walls, under the floor. And it also has developed a sense of smell. So of course you can sneak around and try to be, you know, quiet and not get detected. Ses ve kokudan anlıyor. Unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. If it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going Güzelmiş. For the Pretty players? Much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that. Kokuyu şey gibi düşünün. Koku diye bir şey yok aslında, hani her zaman sana geliyor, hani onu koku olarak düşünün, hani hep sizin olduğunuz yöne doğru geliyor ama %100 yerinizi bilmiyor. Ses verirseniz %100 yerinizi biliyor ama bir yerden sonra artık hani paso sizin yerinizi buluyorsa, şey yapıyorsanız, çok ses çıkartıyorsanız artık sikiyor belanızı. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. he's our expert. Like, if you want to do something scary, it's like, Brandon! Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. Çok güzel olmuş bu arada. So, Agnes, the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of the wild update, which acaba the name ne is starting var? To really mm-hmm. become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this, more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Evet, hardcore'da yes. Herkesi like tek atacak. Kıyafet çok da altıncı için canımsın. En iyi haber hem sana hoş geldin. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside. Lise fandom'a geçeriz büyük ihtimalle. Like we are now. So beautiful. And
we also want to focus or have focused on biome diversity. So we want to find like a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground, the trees are gelsin taller, ya bu arada flower, ben buna okeyim flowers, çünkü hani Minecraft really modları var olduğundan beri biyom modları var. That's true. Hani hala Minecraft'ın bütün ağaçlıklarının birbirine aynı olmasındansa her biyomun farklı olmasını tercih ederim. To the different biomes, but there's one biome that you want. I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the wild update. Yes, that's true, and that's the swamp. Ooh. Oh, our art team is just so amazing. It's such a beautiful concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here, and our swamp expert Claret Redharm. Corey, welcome, Corey. Hi, Corey. It's absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of this. I mean, there's a Minecraft, lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. Ne? Ne chesti? Boat with a chest in it mi dedi? Oh! Oh! Ya Rabbim sonunda. Cik, cici kuş. So useful and relaxing. Yes, and especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's gonna be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really amazing. Nice. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. Yeah. So as you can see here, this is a propagule, and propagules grow from mangrove trees. They're actually like ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just going to nerd out on propagules for a minute. Love. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree, and then when they fall into the water, or like let's say they fall into water, they could float for up to a year before they plant themselves in the like water underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems. Abim, climate change, şu trees. Anda. Krank çok son beşinci için canım sizin. En iyi abone olmuş hoş geldin. That's awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and Rıdvan, you talked about çok your favorite thing, canım sizin. En iyi abone olmuş. I actually remember Rıdvan, playing in mangroves şey sonra. In Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. That's adorable. So seeing them in Minecraft is just so, so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we're so happy, like we get so many questions from the community, like will there be a new wood type? and bu aynısı. Therefore we're so happy that we were able to add a new wood type for the mangroves. And look at it, I think it's really pretty. Harbiden, and you also don't bu. See like aynısı. All the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trap doors and so on. Literally aynı, yanlış akıyor değil mi? Aynı, literally aynı abi. I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because We decided to go with like really big roots, and I think those are so cool. And we actually prototyped bunlar bizi mi sikiyor? Back and forth, and it was a bit tricky to decide how the roots should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots. Minecraft'ta telefonda CD kodlarken neden PC Java'yı C'ye geçirmediler? Çünkü Java'da geçirdiler Bedrock Edition. Bedrock Edition oynayabilirsin. Yeah, like in this picture, it's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being CD plus, like C++. This huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like,
why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like Minecraft. And you have all the mangroves propped up on the roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes Kasım'da. Likes. And you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. Oh, and ben size diyorum abi 3 yıllık Game Pass alın diye götümü yırttım. Anlatamıyorum size. Just to watch the sunset in the mangrove swamp, it was super beautiful. That's absolutely gorgeous. I noticed that that was not dirt. Good eye, Lydia. That was wet dirt, otherwise known as mud. İnternet takip ediyorum, aynen. That's amazing. Bugün so IG'nin bıraktığını gördüm. Mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. So I love the renewable clay. Clay farm yapabiliyorsun. Perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with you though. That's actually true. I have this çok akıllıcaymış. Diamond tier mason in my village and I always trade with them. You're taking a villager's job. Evet, clay farm yapabiliyorsun artık. But still renewable clay. Yeah, it's güzel really, olmuş. Really cool. And you're also using mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. 3 yıllık Game Pass ne kadar? Really, really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks. 750'ye falan geliyor galiba. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creative question for the two of you. Ucuzdan kastım da hani. Domo Gopani Chepichipichi des. Yani, evet biliyorum tek seferde o para çıkıyor ama 3 senelik Game Pass alıyorsunuz. Zaten 2 tane oyun oynadığınızda onun parası çıkıyor. Yani Back 4 Blood artı Forza Horizon oynadığında teknik olarak 700 TL çıkmış oluyor. Hani çıkıyor mu? Çıkıyor. Really glad we got to add them for that reason. Amazing. Yes, I mean, it's so important for ha ama bir seferde vermek koyuyor tabii bu arada şey demiyorum. Yani tek seferde vermek cidden koyar. Her ay teker teker almakla aynı şeyi neden almayalım ki? Daha ucuz. Senelik 3 senelik almaktan. Bir de fiyatı artarsa diye bir korku var Türkiye'de tabii ki de. Yes. Aa yine well, hayvan. Very cute and quite derpy because we're adding frogs. Allah'ım nesi küt bunun, tövbe bismillah, elim kayar tek atarım ya. Neyse bunun bacaklarını yersin. They are cute and derpy. That's the perfect description of them. Mesela bir yılı kaldım, seneye aynı taktikte bir yıl alabiliyorum değil mi? Yani o tamamen Microsoft'a bağlı. O özelliği kapatırlarsa hayır alamazsın, kapatmazlarsa alırsın. Maybe it's a like frog slide. Bir de şöyle de bir şey var abi. Şimdi yani ben bu bir senelik Game Pass'i yıllardır söylüyorum. İlk dediğimde alsaydınız 3 yılı 300-400 TL alıyordunuz. Yani şimdi 700. My favorite part of them is just making the world come to life, like feeling like there is life going all around. Güzelmiş. Ulan 2 piksel yapmışlar. Bu ne? Also their frog food. Yeah, I forgot to mention that. They're frog food. Poor fireflies. Yes. Yeah, but look how happy the frog is. Yeah, and that's they're beautiful true. Frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere and the frogs. Zafer Nur, çok da çok bu arada 26 milyar milyon yiyorsun canımsın. En yavrum, Cyber Building 12 milyar bir sene yeni beceriliyorsun. Ay Destroy 8. ay. Çok da çok abone için. Actually, no. We called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. Okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about
baby frogs. Mm-hmm. Yes, so, you know, all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. Ah, doğru, iyi yapmışlar çünkü harbiden öyle oluyor. Neyse bunları da tek atarım mı güzel. Evrim. Minecraft'ı da gelse gerçektir arkadaşlar. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. Yeah, as you can see here. So the frogs have kind of like two main systems. One is the tadpole system and the other one is the cold-blooded system. Chad frogs Chad are oluyor. Like the first cold-blooded animal. Selamünaleyküm, ben büyüdüm. Evrim geçirdik, nereye gidelim? In real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, like, or they adapt their color depending on temperature. Geçirdik. And we wanted to have that in Minecraft, we wanted to, like, Minecraftify it. So therefore, the tadpole's gonna pick a variant instead, depending on Future Pilot, çok da 43 milyar milyar. That's so cool. Milyar. There are three variants. It's gonna be three. Okay, so we've seen two. What's the third one? The third one is the tropical frog. So let's say you were venturing out into the desert or the jungle and you take your tadpole with you, and if it grows up there, it'll turn into a lovely tropical frog. And what I really love about the tropical frogs is how just relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed. Ben bunları ezerim ha. Çılgın. I'm just Batuhan. Çok çok altıncı için bu arada canımsın. En iyi haberim. Yes, there is a reason that they are white. So like I was reading a lot about frogs. Always when we had something new, we read up a lot. It's super fun because we can be really geeky. And then I learned about the real life frog that's called gray foam nest tree frog and lives, for example, in Angola, Botswana, and Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all three of them. Afrika'da yaşayan bir tane kurbağa varmış, beyazmış, sırf ısınmamak için. O kurbağadan örnek almışlar. CBF çok da dördüncü için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? Oh, it's gotta be the snowy frog. It looks so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very be interested to see which one the community loves the most. We all love them. All of them. Yeah, exactly. Thank ya, you so much for joining bu arada us, froglar Corey, bence gereksiz ama ne kadar fazla hayvandır. Update really gelirse okey abi. Cool yani swamp yeriz. Yeah, happy to be here. Thank you, Corey. Thank you, of course, Corey. I'm just gonna hop on out of here. Bye, Corey. So many puns. I like that though. Gelmeyiz, yeriz. Bacağını yerim. An awesome update. Büyük ihtimalle bacağı düşüyor. I really see the name for the wild update. You get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really like that beautiful nature and the super terrifying deep dark. And I love that contrast between these two things. It's absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show. And as always, the time has flown by. And a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. Aa, bu ne? Böyle bir şey açıklamışlar ha kendi moblarını yapmak için. Aa şey gelmiş buna, season sistemi gelmiş. Mece Java için. Minecraft'ın her versiyonu Game Pass'e geliyor. Kasım'da. Dari Games satın alabilirsin tabi. En iyi VX çok çok burada üçüncü için canımsın. En iyi abone misin? Hoş geldin.
Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Ben buna bakmak istemiyorum. Yes, I have them right here. Geri git. Geri git. Yazıklar olsun. Çık. You really came in style. Çık lan. Gelme. There you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Not my choice. Kullanmayacağım. Okay, but now it's time to announce the winner. Okay. And the winner is Server Java'yla giriyorsunuz. Wow. Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so, so exciting. So Agnes, when can everyone expect the LA? So the LA will be included in the wild update and it's gonna be released next year. Next year, the wild update with the LA? I can't wait. Seneye çıkıyormuş. Thank you all so much for joining us. Minecraft wouldn't be what it is today without all of you from all of us at Mojang Studios. Thank you so much. Bye. Hile var abi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dur bakayım. Şey. DC fandomdan bir şey çıkmış. Az önce Black Adam teaser. Aha. Peki resmi bir yerde yok mu ya? At the man in black himself, Black Adam. Abao. Uf, 29 Temmuz 2022. God damn. God damn. Kardeşim öyle demeyin. Neydi bu oyun ismi? Despot Game. Misikay, çok teşekkür ederim abone olduğun için ve 15 aydır abone oldun canımsın. En iyi abonem sabrın. Puzzle Depo ne ya? Birazdan Batman trailer da çıkıyor. Evet evet, yanda açık DC şey komik de çok kötü şeyler yayınlıyor o yüzden. Yani şey çok kötü, o yüzden yayında izlemiyorum. Ya yanda açıp o kadar kötü ki yayında izlemektense sadece bunları izlemek daha mantıklı. Dur bakayım. Aa, Utah burada. Pavel burada. Dorothy bunlar şey değil ya. Hop öldü biri. Tamam, okey, iyiyiz. Şimdi bagelcımız yaşıyor mu? Yaşıyor. Healer, aha. Healer al. Kalkanlı al. Öne çıksan. geri kalan parayla bir sik alamıyoruz. Bir reroll atsak alabilir miyiz? Alalım ya. Sen de biraz öne gel. Sen daha arka. Bagelman buraya, sen buraya. Healer buraya. Nereye gidiyoruz? Geriye. Nasıl ya? Çok teşekkür ederim 13. için. Seki Yegi Sigi
Sigi çok teşekkür ederim bunun için. Lord Toro 55 milyar milyon yıl. Faragix 7. ay. Göksu Bay 14. ay. Çok teşekkür ederim bunun için. Yemeğimiz var. Aha bir dakika. Suicide Squad. All of you are the worst of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Even if what you do is far from good. Welcome to Task Force X. Oyunu evet. Let me take a look at you. A muscle head. A nut job. Something that offends my eyes. And a homeless person. You're perfect. Just checking. We're all seeing that thing, right? This has one-way ticket written all over it. Oi, Wong! What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here! Eyes up, people! Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. I was just about to do that! Aww. Ah, kendisi gitti. Ah, geldi. Task Force X. Your new mission is to kill the Justice League. Hadi bütün Justice League'i. Hepsi de var. Batman de var. Hadi bakalım. Taking on the Justice League is the worst idea you've ever heard? I kinda zoned out. What did you think would happen? You'd crawl out of your cells, swoop in, save the day? Which superheroes did you say you were? Again? Remember, your heads are ticking. He's not gonna make it. Hala gameplay görmedik değil mi? Waller, the penguin is in flight. Repeat, the penguin is in flight. Then let's clip his wings. Oh my god, he's getting up! Hitting him again. He ran out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him! Waller! Waller! Blow up his head! Ya ben Rockstar'a çok güveniyorum. Ama oyuna güvenemiyorum. Well, definitely don't want to get on Amanda Waller's bad side. Maybe it's a good thing Javelin is not in the hani, Suicide Squad Kill the Justice League game. Çok korkuyorum. Still there? Of course, in the movie, I was hoping I'd come back to life in the end credit sequence, but no such luck. Maybe that'll happen in the VHS version of The Suicide Squad. Double fingers, double crossed. Let's do this. I mean, look, John Cena gets a spin-off series, but not me. Flula Borg, I'm delicious. Where's my show? The Suicide Squad is fat. Geçtim. Başka bir şey açılınca şey yaparız. Oyun falan mı hikaye kötü olacak? Ben de tam tersini düşünüyorum. Gameplay zayıf olacak diye düşünüyorum da. Bakalım abi, hikayeyi kötü yapacaklarını düşünmüyorum aksedin. bunu al. Bunu al. Loot olarak loot gameplay de kötü olur. Dengelerlerse olmaz ya.
Bakalım, dediğim gibi ben Rocksteady'ye aslında o Atropos'una haber. Zodyan burada. Kalims burada. Lelegaz burada. Barant burada. Yani Rocksteady iyi firma. Yani iyi dengeliyor birçok şeyi ama bakalım. Kader. Dümdüz insan gibi oyunu tanıt, niye işte şova giriyorlar. Ya arkadaşlar, yani şimdi ben de bilmiyorum bu konu hakkında ama yani marketing diye bir şey var. Yani marketing bilmeden çok da çok şey yapmaya gerek yok be. Yorum yapmaya gerek yok bence. Demek ki böyle şovlar daha çok. Satıyor. Ya ben de bilmiyorum çünkü ama demek ki var bir nedeni. Let's fucking go! Vur vur vur! Let's go! Abi kaçtı. Şimdi bir dakika. Bir tane daha healer alalım. Dokuz. Olur, alalım ya. Shoddy'nin aralarında cringe muhabbeti şov kelime hiç mi yanlış oldu? Bir tık kimse bilir ki bu meti. Abi seviyorlar. Seviyorlar abi. Average insan seviyor. Hani sen şeyi düşünmüyorsun. Amerika'daki Yiha abimizi düşünmüyorsun. Periodic table mı? Oo. Ulan. Şöyle yapalım şimdilik. Bir tane daha alalım. Buzdolabını alamadım, paramı yetmedi. Uf, çok iyi vuruyorum. Yemek, iyi yemek almamız lazım. Çok yemek harcıyoruz. Bunda otçist mantığı var, biliyorum. Ay çok vuruyor. Apple TV'de Foundation'da çıkmış, gördüm ben. Oo, 5. bölümdeyim direkt. En sevdiğim kitap serisi oğlum benim o. Üf, çok yemek gidiyor. Fazla shooter'ım var çünkü. Bir şey yok, bir şey yok. Heal'la, heal'la. Bas herife. Mesela şurada yemek var.
Aa bizim takıma geldi çocuk. Ulan inşallah patlamaz ya Rabbim. Biraz öne koyalım da patlarsa bize patlamasın. Upgrade basacağım. Ya şu abim de iyi ya. Bir rol atayım. Ah kalkan. Ama kalkanım var değil mi? Adamım yok ama. Bu ne abi? Neyse şimdilik kalsın ya. Bu ne? Aa bau. Lan 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 herifi. Adamı siktiler. Aa adamı literally siktiler abi. Arkadaşlar yananlar var, heal'larsak. Al al, alabileceğimiz kadar yemek alalım. Heal, heal, heal! Ver heal! Allah kahretsin sizi. Bir yanındaki asker atıyor. Yok ya, önündekine de atıyor abi. Yanındakini atmıyor sadece. Ulan yemeğimiz bitti yine. Çok fazla adamımız var ama evet. Ay yanma gelmesin. Neyse tamam. Çok fazla şey olmadı. Abi al yemek al. Hepsini al. Bütün paramı harca. Boss fight. Sen bir tık daha önde başlasana. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Canı gitmiyor. Yana gitmiyor. Let's fucking go. Şimdi bir dakika. Kaç tane şeyim var? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane 1. Abi selamun aleyküm. Beyler birliği tekrar. Şimdilik bu kadar ya. Çok çok heal'a çok ihtiyacımız var. Öldük. Öldük. Öldük, direkt öldük. Ne dayanıyor lan bu adam? Adam dayandı. Adam dayandı. Yani yemin ediyorum dayandı. Dedi ki ben ölmeyeceğim.
Bir tane kalkanlı alalım. Şimdi bir tane healer alalım. Sonraki paramla hemen şey alacağız. Oh no. Healer çok geride kaldı. Okay. Şimdi 4-5. Aa, bir tane kalkan en öne. Bir boka yaramayacak bu gerçi ama olsun. Bunlar mage ekibi değil mi? Ben de hangi silahların olduğunu görebiliyor muyum? Hadi tamam, bu varmış, okey. Khan Pearl çok teşekkür ederim burada bulunmuş canımsın. En iyi abonem, sınavımıza hoş geldin. Ya kalkanı aslında arkaya koyup evet heal almak istiyorum ama ay yaşa yaşa yaşayın. Tamam okey, oldu kadar. Al bunu. Tamam, güzel bir kalkan geldi. Sen bir geriye gel. Sen bir geriye gel. Sen geriye gel. Sen bunun arkasına geç. Sen bir tık öne geç. Böyle yapalım. Böyle bir deneyelim. Ne oldu? Yediler abi herifleri. Tasoki çok teşekkür bir şey için. Hyper'in 9. ay. Çok teşekkür abonun için. Leave me 7. ay. Soydum 17 milyar milyar yıl. Atropos kötü oynadı değil mi? Ondan kaybettik. Metan çok teşekkür 13 milyar milyar yıl için. Atabilirsin Metan. Evet evet. Utan mı sattı? Yazıklar.